Burası Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında bulunan bir uçak pisti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yapıldığı ve savaş sonrası terk edildiği bilgisi dışında geçmişine dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Uzun yıllar atıl vaziyette bekleyen pist 2019 yılında tekrar hayata döndü ve şimdi burada pilotaj eğitimleri veriliyor. Google Earth üzerinden hayata dönüşüne şahit olduğumuz bu alanda bugün UPRT eğitiminin bir kısmını deneyimleyeceğiz. Bu eğitimin amacı uçuş sırasında yaşanabilecek bir anormal durumu öngörebilmek ve o anormal durumdan kurtulmayı başarmak. Bunun ne kadar heyecan verici olduğunu anlatamam belki ama gösterebilirim. Bekle. Kaldım çamurlu 10 dereceye doğru. Bekle. Motor saatlerimiz güzel. Tut. Şimdi lövye geri. Çek lövyeyi geri. Bas sağa doğru. Güzel işte girdik. Beğendin mi? Vallahi gayet güzel hocam. Çok daha havalı bir uçak bekliyor. Evet. İnsan karşısına böyle bir şey çıkınca. Göreceksin havada da kumandaları çok yumuşak. Çok uçması keyifli. Motoru takatsız olmasına rağmen kağıt üzerinde uçak hafif olduğu için fazla yetiyor uçağa. Gayet güzel. Mesela DA 42 uçtuk hatırlıyorsun. İnanıyorum DA 40 full takatla tırmansam ben bununla DA 40 kadar tırmanırım. Bugün ne yapacağız hocam bu uçakla? Bugün şöyle kısaltılmış bir öğrencilere vermiş olduğumuz anormal durumları önleme ve çıkış eğitimi dediğimiz AOPRT diye geçiyor. EASA'nın dokümanlarında. Bizim dokümanlarımıza da öyle geçti. Bunun eğitimini şöyle bir konsantre. 3 sortide yaptığımız eğitimi ben sana bir sortide hızlı bir şekilde göstereceğim. Buradan çıkmış abi. 1986-2006 yılları arasında yapılmış istatistiğe baktığın zaman en çok kazaların, ölümlü kazaların sebepleri araştırıldığında bak. Loss of control in flight. Yani uçuşta kumanda kaybı, yani kontrol kaybı. Neyle sonuçlanmış? Controlled flight into terrain. Kontrol yani yere vurmuş. Uçuşta, evet, yani yere vurmuş adamlar. Hı hı. Onun dışındakilere baktığın zaman azalmış ama runway'in körcüğüne, pistin içinde bir takım kazalar falan ön plana çıkmakla birlikte en çok ne olmuş? Loss of control in flight'la controlled flight into terrain. Onun üzerine birazcık daha eğilmişler. Peki bu loss of control neden olmuş demişler. En çok stol kaynaklı olduğuna. Yani pilotlar stolu tanımıyor. Yani stol belirtilerini. Ki nitekim sivil havacılıkta mesela eğitimlerde biz askeri havacılıkta yapıyorduk ama sivil havacılıkta hep approach to stall denilen stola yaklaşıp çıkıyordu hep herhalde. Stola yaklaşıp çıkıyordu. Burada işte stola yaklaşıp çıkmıyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Baktığın zaman yine bak 2011-2015 yılındaki ölümlü kazaların en çok risk olduğu bölüm loss of control in flight olarak yine ön plana çıkmış. Yine bu var. Hep loss of control çıkıyor. Böyle hep şeyler merak ediyorlardı. G işte it dalaşı G. Burada öğrencilere pozitif ve negatif G'yi de yaşatıyoruz. Bundaki amaç da şu. Airline pilotu normal rutin görevlerinde pozitif ve negatif G'yi hissediyorsa yolunda gitmeyen bir şey vardır. Onunla tanıştırıyoruz öğrenciyi. Bak diyoruz pozitif G bu hissettiklerini çocuğun hafızasına almasını istiyoruz ki airline'a gittiği zaman pozitif G'yi çektiğinde uçakta bir anormallik olduğunu bilsin. Aa pozitif G ben bunu hatırlıyorum bir yerden desin ve gerekli işlemi yapsın. Pozitif ve negatif G'lerle tanıştırıyoruz. 2,5 kitabi olarak 2,5 ile -1 G arasında G çekiyoruz. Bunu havada yaparız seninle. Hoşlanırsan 2,5 G'nin de üzerine kadar çıkarız. Bakalım tamam. Güveniyorum. Okay. Uçağımızın limiti 4 G. 4 G'ye kadar çekilebiliyor. 4 G'ye kadar istersen hocam devam et dersen. Zaten içeride G metresi de var. Kaç G çektiğini göreceksin. Okay. Okay. Pamukova Tango Zulu Mike. Taksi. Anlaşıldı. 25 Holding Point'e taksiye servisiniz. 100-0-09 devam ediyor. Meydan üzeri 3500 ve üzeri mutakmış. Mutabık meydan üzeri 3500 derken Tango taksiden bize eşlik edecek bilgi. Zulu Mike, clear for takeoff. Runway 25. Kaçta tutuyorum hocam? Böyle gaz kullanın her zaman. Kırmalalım şöyle birazcık. Gaz kullanın da kalsın. 80 notla. Dön. Sağdan yatır uçağı Kerem. Okey dönelim. Şimdi ilk spinle başlayalım. Sonra istediğimiz gibi davranırız. Tamam mı? Tamam hocam. Okey. Eksos görüşürüz. Dönüşe devam ediyorum. Çağatay 4-5'e kadar çıkayım, sanki yukarıda daha az türbülans olacak gibi. Olur, 5-5-500'de yaparız ya, sıkıntı yok. Dön şöyle bir daha, dön. Yapır uçağını 20 derece falan, evet. 20-30 derece yapabilirsin. Şimdi kendimize ne dedik? Bir tane rengi alacağız. Yani rengi bizim bir tür hattımızın göstergesi olacak. Evreğimizin kapalı olduğundan her zaman emin olacağız. Evrek kapalı kilitli. Evremiz sıfırda. Omuz bağlarımız sıkı emniyetli. Sarkan salanın bir teçhizatımız yok. Uçacak gidecek bir şey yok. Su ileri ittirecek. Okey, güzel. Su ileride dursun. Pamukova Tower Tango Charlie Oscar Victor Beginning Left Hand. Hem çantadan sağdan yanaşacaklar bize. Evet, 12'de bak şuradaki görüyor musun? Dağların olduğu yerleri. Evet hocam. Dağlardan böyle patikadan şeyler var, gördün mü? Anlamadım. Başlangıcı bana ikaz et. Mutabık. Burasının rengimiz. Trimimizi 67 metre ayarlıyorum. Sağdan bir tur atacağız ilk önce, tamam mı? Tamam hocam. Okey. 12 numara rengimiz. Arıl bağlarımız sıkı emniyetli. Gaz kulağı Aydıl Kerem. Kaldırma uçandırma 10 derece. Ve süratin düşmesini bekliyorum. İlk önce ne yapacağım? Süratimi düşüreceğim. Kaç nata kadar hocam? 60 nat. 60 nat. 65 nat. 60 natta sağdan gireceğim. Çok. Dağılır. 60 nat şimdi. Hoppa girdim bak. Bir daha yapacağız. Hocam harika bir şey bu ya. The red sun rose this morning. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, yeah, you've been dancing with the devil. Be careful who you gunning for, cause when it settles. Kestik, iki elini al dönüyor, iki elini al dönüyor. Okey, bekle 60 notu. Bekle, kaldır çamburunu 10 dereceye doğru. Bekle, motor saatlerimiz güzel, tut. Şimdi lövye geri, çek lövyeyi geri, bas sağa dön. Güzel, işte girdik. Bir tur, aksi tarafa sonuna kadar radır. Durdu, nötr. Şimdi yavaşça, gevşek topla işte. Hocam girişi iyi de çıkışı biraz. Oralarda kayboldum biraz yani, ne yalan söyleyeyim. Ben de yaptım bak, söylediğimi yapın, ne çıkıyoruz, tamam mı? Doğru. Söylediğimi yaparsam hiçbir problem yok. Üstü muhafaza ediyorum, tamam mı? Evet. Bak şurada Hengofet'e gündüzü oturup alacağım. Sarı olacak, kırmızı olacak. 57 atacağım stol sıracı. Bak 4 gün tutmak için lövdeyi kendime doğru devamlı çekeceğim. Lövdeyi çekiyorum kendime doğru. Çekiyorum. Bak irtifa kaybettim. Çekiyorum. Bak sarı oldu. Evet hocam. Çekiyorum. Bak bana çık diyor. Çıkmıyorum. Bak lövyeyi çekmeye çalış. En geride bak lövyeyi. Görüyor musun? Evet hocam. Bak burun yukarıda kaldı. Doğru mu? Doğru. Bak burunla dışarıya bak. Bak burun evet. Yukarıda dışarıda da. Evet. Bak varyometre. İşte bu full stop. Hafif titriyor uçak. Hissediyor musun titremeyi? Evet hocam. Bu da stall buffet. Bak tıkır titriyor. Tamam. Bak flaperon olduğu için uçakta kanatçık yüzeylere etkin hala da. Ama aileron olsaydı böyle olmazdı. Evet. Çıkmak için yaptığımız tek şey var. Bırak lövyeyi. Hop. Sadece lövyeyi sal. Bak uçak çıktı, gördün mü stall'da? Kes kaskını ayıkla. Kes kaskını. Burada tutmaya çalış. Çek. Hop. Uçağın burnu düştü. Bak yıkılmaya başladı uçak. Görüyor musun? Evet. Bak 60, 63, 68, 69, 70 hala stolda uçak. Fark ediyor musun? Evet. Sen bırak lövyeyi. Sen bıraktığın anda bak uçak stoldan çıkıyor. Kestim gaz kolunu. Şöyle yaptım uçağımı. Bak şimdi burada G-metre çıkacak bak. Bak çıktı. Gördün mü? Evet. İkinci. Devam mı? İkinci. Hop geçti. Hocam ne kadar havada kaldık? 30 dakika değil mi? Oh. Hadi geçmiş olsun. Hocam ben hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya çok uzun zamandır ben bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum ya. Uçuşu 45 dakika planlamıştık sanırım. Evet. Bir 30 dakika falan havada kaldık. Blok zamanımız 40-45 dakika oldu. Taksiye başlangıcı duruşumuz. Ne yaptık? Spin yaptık. Gördün. Seninle birlikte 2 budak attık. Evet. Bir tanesini sen yaptın. Birlikte çıktık. Elimizden geldiğince diyelim. Güzeldi, güzeldi. Ondan sonra full stolu gördük. Nasıl çıkacağımızı gördük. Ondan sonracıma bir de ne yaptık? G çektik. Pozitif G'yi gördün değil mi? Pozitif yani 3G'ye kadar gördük. 3G'den sonrası zaten beni biraz bozdu. Ondan sonra artık daha fazla dayanamayacağımı hissettim ve artık inişe geçmeye başladık. En ekstrem durumlardan bir tanesi olan spin'i gördük. Yani herkes için öcüdür. Spin öğrenciler ilk uçuşa başladığı zaman da böyle öcü gibi görürler onu. Ama buraya gelen öğrenciler görürler ki spin sen de gördün giriyor ve uçak o pozisyondan çıkıyor. Öcü değil. Ben hep öyle diyorum çocuklara, bir öcümüzü öldüreceğiz inşallah. Buraya geldiğinde eğitimlere, derste öyle söylerim. Hep gözümüzde öcü gibi görünen o spin'i öldüreceğiz hep birlikte, göreceksiniz. Gireceğiz, çıkacağız, atla deve olmadığını göreceksiniz derim. Hakikaten çıkan öğrenciler de buradan mutlu bir şekilde eğitimlerini aldıktan sonra evet hocam haklıymışsınız derler her zaman zaten. Sen de şahit oldun, giriyor da çıkıyor da. Muhakkak. Tekrar ellerinize sağlık hocam. Evet arkadaşlar, Atlantic Flight Akademi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel deneyimi bize yaşattıkları için ve tabii ki Atilla Aras hocamıza da teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.